Selamun aleyküm, hayırlı günler. Biz vize başvurusunun sonucu için gelmiştik ama telefona mesaj geldi başvurunuz sonuçlandı diye. İsim neydi? Özcan Kıkırdakoğlu ve Çağatay Radi Alptekin. Kim? Şimdi adını soyadını E-Devlet'ten şipşak değiştirebiliyorsun ya. Öyle yeni bir çar açtım kendime. Tamamla girer 5 dakika değiştiririz. Çağatay Radi Alptekin. Evet. Vize başvurunuz olumsuz sonuçlanmış Radi Bey. Olumsuz mu? Red mi verdiler? Maalesef. Niye çağırdınız da o zaman beni? Hem red veriyorsunuz hem de bunu söylemek için ayağınıza mı çağırıyorsunuz? Bu sıralar çok oluyor beyefendi. Başvuranların %50'sine ve Volkan Konağı çoğunlukla red veriyorlar. Haksızlık kardeşim bu. Avrupa Avrupa diyorsunuz. Eşitlik diyorsunuz. İnsan hakları diyorsunuz. Şurada 40 yılda bir yurt dışı görelim dedik. Vize vermiyorsunuz. Hani sizin değerleriniz? Hani adalet? Hani muasır medeniyetler seviyesi? Arkadaşım ben Levent'te oturuyorum. Olsun. Sen de bunların ekmeğini yiyorsun. Veriyorum lan. Al ben kefil oldum, bir yıllık verdim sana. Gidebileceksin mi? Euro 30'a dayanmış. En ucuz uçak bileti 10.000'den başlıyor. Al lan sana 2 yıllık Schengen. Çık nereye gidersen git. Sakız Adası'na gideceğim diyorsun. Sakız alacak paran yok lan senin. Aha burada banka hesapları. Tövbe tövbe. Neyse sağlık olsun. Niyazi dayının durumu hiç iyi değil Radi abi. Acaba bir doktora mı gitsek? Yaşlı adam Özcan. Bir de yıllarca gece hayatı. Zaten birkaç ay sonra yatağa düşer. Yorganları paralaya paralaya can verir. Takdiri ilahi. Ne yapacaksın? Öyle değil abi. Geçen alt komşunun terliğini almış. Özcan deniz kabuğu buldum diyor. Adam iyice kafayı yedi sıcaktan. Artık bir tatil mi yapsak? Yapamadık işte. Vize vermedi dış mihraklar. Bodrum, Çeşme, Marmaris ne güne duruyor Radi abi? Orası da Ege değil mi? En kral Yunan adasına bin basar Bodrum, Çeşme, Marmaris. Doğru la. Hemen valizleri toplayın. Güney'e gidiyoruz. Niyazi dayı. Hazırlan, tatile gidiyoruz. Tamam, son bir dalıp çıkıyorum lan. Nereye dalıp çıkıyorsun? Denizine kumuna kurban olduğum Ege sahilleri. Ülkemizin değerini bilmiyoruz. Niyazi dayı biliyor bence. Adam sabahtan beri sudan çıkmak bilmedi. Niyazi dayı fazla açılma. Yok lan, çişimi yapıyorum. İnşallah burada can kurtaran falan vardır. Bir kramp mırap girse al başına belayı. Ha! Ben her şeyi düşündüm oğlum. Denize girmeden vekalet aldım. 50-50 kırışıyoruz. Bir şeyler mi içsek? Olur, bara geçelim. Kardeş selamun aleyküm. Arkadaşa bir margarita. Bana da bir mojito. Önce bir fiyatını sorsa mıydık? Kaç para olacak la? İki kokteyle 500 diyecek halleri yok ya. 800 lira. Ya da 800 lira. Kaç lira? 800 lira beyefendi. Şezlong numaranız kaç? Şezlonga yazıyoruz. Şezlongumuz yok. Şezlong mu lazım? Şezlong ücretlerimiz 1000 TL, yanında su bile vermiyoruz. Ülkemiz cennet Radi abi. Biz değerini bilmiyoruz. Öyle deme Özcan. Turizm bacasız sanayi. Böyle mekanlar sonuçta bir ekonomi yaratıyor. Buralarda bize kitlediklerinin vergileri yol, su, elektrik olarak gene bize dönüyor. Fiyatlar aslında uygun beyefendi. 800 lira dediğin 28 euro yapıyor. Buralar turistik yerler sonuçta. Doğru doğru. Bence mantıklı. Nasıl yapalım o zaman? Bir su paylaşır mıyız? Suya vereceğin paraya gider şurada yemek yerim Radi abi. Gel gidelim biz. Niyazi dayı, biz yemeğe gidiyoruz. Sıçsam ayıp olur mu lan? Niyazi dayı da denizde ama. Neyse, zaten vekaleti var. Estağfurullah. Lahmacun da iyi geldi. Ayran çok iyiydi ayran. Sıcak hava da süper oldu. Hesabı isteyip kalkalım o zaman. Delikanlı! Hesabı alabilir miyiz biz? Sizin 6 lahmacun, 2 de ayran var. Doğrudur. Sizin 1650 TL. Yanlıştır. Bizim 1650 TL değil. 1650 TL efendim. Olmaz kardeşim, imkanı yok. Bizim 6 tane lahmacun, 2 tane ayran vardı. 300 falandır maksimum. Sen ona bir daha bakıver. 1650 efendim. Lahmacun 250 TL, ayran 75. Hangi konuda? Bize kitlediler abi. Yani euroya vurursan gayet uygun aslında. Sonuçta burası turistik yer. Evet. Kart geçiyor mu sizde?
Her şey geçiyor beyefendi. Sen ödeyecek ol, istersen dahtayla alırız. He, ben hemen geliyorum. Niyazi dayı! Cüzdanı nereye koydun? Niyazi dayı! Lan abi! Adam! Bom! Niyazi dayı! Yetişin la! Can kurtaran! Niyazi dayı! Niyazi dayı! Dayının yakınları siz misiniz? Evet doktor bey. Durumu nasıl? Yaşıyor mu kendisi? Yaşıyor, yaşıyor. Oh çok şükür. Denize koştum apar topar. Vekalet de cepte gitti. Aşırı miktarda su yutmuş. Safra kesesinden kol kadar lüfer çıkardık. Şurada gidip yesen belki 1000 lira. Hayati tehlikesi var mı peki? Yani hepimizinki kadar. Şimdi çıkar yolda araba çarpar ölür. Ondan sonra uğraş dur. Doğru doğru. İyi ki beyefendinin sigortası var. Yoksa dünya kadar para öderdiniz. Özel hastane daha yakın diye geldik de. Sigortanın karşıladığı rakamı düştükten sonra 17.000 TL gibi bir borcunuz kalıyor. Kartla da ödeyebiliyorsunuz. Tabi burası turistik yer. Aslında euroya vurduğun zaman... Biz yalnız kovboylarız Özcan. Bizim işimiz mazlumun yanında. Haksızlığa karşı savaş... Ya yeter başlayacağım böyle vahşi batıya arkadaş ya. 1868 yılındayız. Atın sigortası yok, kaskosu yok. Bir şey olsa bizim kıçımıza girecek ya. Dağ başı mı kardeşim burası? Oh be! Mis gibi deniz havası. Ben direkt alıyorum abi. Bir kendime geleyim. Az bekle, beraber gireriz. Bana bak. Şu bayanlar bizi mi kesiyorlar? Geldiğimizden beri bize bakıyorlar. Kırmızılı benim ha. Yeşilliği siz aranızda kapışın. Ben almayayım abi. Kadın Kılıçdaroğlu'na benziyor. Ben okeyim her türlü. Ben gidip konuşuyorum. Gel Niyazi dayı. Tövbe tövbe. Hanımlar selamun aleyküm. Hava çok sıcak değil mi? Sıcak değil de nem nem. Evet, boğucu. Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Ben Kemalettin Tuğcu okuyorum. Ben Mübinli Yasin bitirdim. Ne diyor lan, ne diyor? Kızlar entel çıktı Niyazi dayı. Sen bağlamayı bana bırak. Burcunuz ne acaba? Benimki balık. Balıklar duygusal olur. Kemalettin Tuğcu'dan anlamalıydım. Ben de ikizler burcuyum. Zeki, narin ve de kalleş. Akşam işiniz var mı? Dizim var bu gece. Ne diyor lan, ne diyor? Dizisi varmış. Karı oyuncu mu lan? Yok la, dizi izliyorum diyor. Diziden sonra 12-1 gibi. Erken uyuyoruz. Ne diyor lan, ne diyor? Uyuyacağız diyor. Yarın bir program var mı? Belli değil. Ne diyor lan, ne diyor? Lan Niyazi dayı, ben seninle mi konuşacağım, manitayla mı? Daha kulakların duymuyor. İlişkiyi nasıl yürüteceksin? Allah Allah. Kusura bakmayın kızlar, kısmet değilmiş. Bil ki başka sefere. Onlardan bilecek olmaz zaten. Hemen bağlanma ayağına girecekler. Bilmem ney, bilmem ney. Artık yüzelim mi abi? Yüzelim.